Herkese selamlar. Merhaba millet. Merhaba. Acayip huzurlu bir yerdeyiz. Sessiz, sakin. Yine evet. Görsel bir şölen yani bu evler. Sessiz, sakin bir bölgesindeyiz. Marken'deyiz. Burası küçük bir ada. Karayolu bağlantısı var. Ama dört tarafı denizlerle çevrili bir ada. Aynen. Bir köprü, yani bir normal toprak yoldan arabayla geçip geliyorsun. Evet. İnanılmaz. Yine tabii çoğu Hollanda köyünde olduğu gibi bir sessizlik hakim. Ve çok güzel evler var. Her zamanki. Her zamanki gibi. Şu özellikle hemen arkadaki yeşil evleri göstermek istiyorum. İnanılmaz güzeller. Ünlü YouTuber her zamanki gibi dikkat çekiyordu. Evet. Niye bir bakıyorlar? Hollandalılar değil de turistler bakıyor. Evet, burada çok fazla turist var şimdi gördüğümüz kadarıyla. Şöyle haritadan da bakmam lazım çünkü burada büyük bir otopark var. Merkez otoparkı, yani büyük dediğimiz 50 arabalık falan, yani burası zaten küçücük bir yer. Oraya arabayı bıraktık. Sonra yürüyerek devam ediyoruz yolumuza. Sağdan mı soldan mı? Bilmiyorum. Tut bakayım o zaman. Bence şu tarafa gidelim. O tarafa mı? Evet. Şurada küçük evler var böyle. Minik minik. Yan yana. Şundan alalım mı Cansu bir tane? Hangisi? Karavan mı? Karavan. Bizim bilmiyorum. Şey önce için, bir... Kamp olayı için. Önce bir küçükten denesek de sonra karavana girsek. Ya Türkiye gitmişken bu işin üstadı olan Gürsal'a sormak lazım şimdi. Evet, kendisi. Kamp olayının üstadıdır. Ama evet. Donaşırız, ne yapmamız gerekiyor diye. Turistik gezi açılınca da onu buraya bekleriz beraber kamp yapmaya. Ya Gürsel Hollanda'ya gidip kampa mı götürür? Ayıptır ya. Niye, bence onun hoşuna gider. Ya ayıptır, Türk misafirperverliğine sığar mı ya? Hemen limanı bulduk, limana geldik. Çok güzel, burası küçük, mesela şeyi hatırlattı bana. Asos'u. Evet, Asos'a benziyor bayağı. Asos'u benziyor. Küçük, dar bir limanı veya limanın yanında böyle bir yürüyüş yolu ve orada da küçük küçük çok güzel restoranlar var. Birazdan görürüz. Birazdan arkadaki suya düşüyoruz. Cansu bir çite yaslanıyor. Sonuna kadar yaslandı. O kadar dandik bir çit ki. Evet. Şu arkadaki evler limana bakıyor. Liman şöyle. Tam bu tarafta. Şöyle limanı da gösterelim. Limanı da gösterelim. Biraz kalabalık oldu. Bugün tabii hafta sonu olduğu için biraz kalabalık normal olarak. Biz de hava güneşli ve tam gününde geldik. Yani pazar günü geldik. Evet. Şu an pazar. Çok uygun bir gün gerçekten. Evet, başka turistiz. Ne zaman geleceğiz? Evet. Tam bir turistiz. Burası yeme içme, bir de buranın bir fenerinin olduğu bir merkez var. Orası bir şu an 25 dakika falan yürüyerek uzakta buraya. Evet. At ne en nihayetinde yani. Ne kadar uzak olabilir? 25 dakika yürüyeceğim. Nedir yani? Beğendin mi? Ya bir şey görmedim. Beğendim ama şimdilik gördüğüm kadarıyla. Güzel, sakin bir yer. Devam edelim. Sağlı sollu restoranların olduğu sahil şeridinden yürüyoruz. Kokulardan anladığım kadarıyla çoğu ve tabii normal olarak deniz ve deniz ürünleri, deniz mahsulleri daha doğrusu söylemek gerekirse. Öyle gözüküyor bol bol. Bunlar bira içmeyi seviyor arkadaşlar sürekli. Hobi olarak gece gündüz spor olsun diye. Full dolu şu anda her yer.
E tabi restoranların yeni açılmasının da önemli bir etkisi var. Yani şu an insanlar 6-7 aydır dışarıda çıkıp sosyalleşemediklerinin zamanların acısını çıkartıyorlar. O yüzden onun da ekstra bence bir kalabalığı var kesinlikle. Sokak da çok güzelmiş ya. Allah her yer çok güzel. Evet. Şöyle oldu, biz gezdik dolaştık, birazcık yorulduk. Dedik ki deniz fenerine gidelim. Ama buradan 2,5 kilometre deniz feneri ve araba yolu yok. Sadece yürüme ya da bisiklet yolu var. Sonra yürüsek mi yürümesek mi baktık, bir tane kiralık bisikletçi var. Dedik ki hadi bisiklet kiralayalım, bisikletle gidelim. Şimdi yola çıktık, bisikletle gidiyoruz deniz fenerine. Gözüküyor mu fener? Görünüyor ya. Görünüyor şurası. Ama tadilat gibi bir şey var şu anda ve... Kapalı. Kapısı kapalı. Geldik ama yine de keyifli bir yolculuk oldu. Rota çok güzeldi, bisikletli kullandığımız rota. Böyle bu deniz feneri de meşhur ama yakınlaşamadık daha fazla. Bu da bizim Hollanda'daki ilk bisiklet serüvenimiz. Gerçekten oldu. İlk defa Hollanda'da tabii ki. Çünkü hala bisikletlerimizi alamadık. Bir takım sorunlar oldu yani, onu bisikleti aldığımız zaman bir video çekip orada anlatacağım. Yani kiralamaya çalışıyoruz bisikleti, uzun süreli almaya çalışmıyoruz şu anda. Orada böyle bir sürü sıkıntı falan oldu. Neyse. O yüzden ilk bisiklet tecrübemiz. Nasıl? İyi. Çok güzel değil mi? Güzel, eğlenceli. Aynen öyle. Bu tarafta bir deniz kenarı var. Şimdi oraya bakmaya gideceğiz. Hadi. Şimdi şu arkada görmüş olduğumuz yer deniz yani. Tabii bizim bildiğimiz denizlere pek benzemiyor ama ne diyorlar, dalga kıran yapmışlar. O yüzden orası çok sakin, o tarafta denize girenler de şu anda var. Yüzenler var. Yüzmüyor, öyle girdi çimiyorlar. Çoğu kişi ama güneşleniyor yani. Yüzen çok az, iki kişi var şu ana kadar. Bu arada deniz fenerinin yakınına kadar, yani uzaktan biz gördük, işte iskeleler falan kurulmuş, dedik ki tadilat var. Yakında gittik. Yakında herhalde orası özel mülk yazıyor anladığım kadarıyla yani hani. Çok enteresan. Bahçesinde böyle şey falan vardı, çocuk oyun parkı falan vardı. Böyle yaklaşınca tabii perdelerini ve içerisinin alt katının bir ev şeklinde olduğunu gördük. Yine de tam emin değilim. İnternetten de baktım, pek bir detaylı bilgi bulamadım ama bilen varsa mesela altı yorumlara yazabilir. Çünkü bize çok garip geldi. Kocaman bir deniz feneri. Muazzam bir kafa ya. Deniz feneri şu herif. Yani inanılmaz evet, insanlar ya. İnsanlar da var. Yani gerçekten özellikle orada yaşayan varsa çok çok değişik bir duygu. Ama şeyi düşünsene. Yani. Hadi yazın. Yazın bile rüzgarlı. Hani kışın evet, mesela korkunç bir rüzgar, sürekli dalga. Ve 2-3 kilometre, 3 kilometre falan geldik merkezinden buraya. Adanın tam bir ucunda yani burası. Hiçbir şey yok o 3 kilometrede evet. De yani gelene kadar. Hani kapkaranlık bir bölgenin içinde evet. Bir evde yaşıyor. Yani bilmiyorum ya, bana çok korkutucu geldi. Biraz değil mi? Böyle deniz feneri hani falan böyle da böyle. Böyle hafta sonu gelinip kalınır falan, böyle eğlence olsun diye, ama hani bir macera olsun diye, ama o yaşanmaz ya.
Deli çıkarsın buradan yani. Olabilir. Bir sene, bir seneye delisin, temiz. Oynatırsın kafayı yani. Sürekli bir ses, gıcır gıcır. Bir de ahşap zaten hani doğal olarak. Sürekli gıcır gıcır edecek her yerden, dalga vuracak. Kayalık diyorsun ama deniz feneri olduğu için komple aydınlatıyor etrafı Fenerbahçe. Tamam, bir deniz feneri çalışıyor mu? İki, o mekanizma içeride çalışırken çıkardığı ses falan evin içinde. Ya sen evden çıt diye ses gelse şey oluyorsun, onun içinde yaşayabilir misin? Yok. Ya, mümkün ama değil. Olsun, bir kere kalmak isterdim yani meraktan. İstiyorum ya, bir hafta sonu hani iki günlüğüne gelinir. Evet. Böyle güzel olunur akşam, böyle eğlenilir uyumadan. Uyuyamazsın çünkü muhtemelen sesten. Muhtemelen. Değişik kafalı işte adam, orada yaşıyor ya. Saygı duyuyoruz. Biz de geldik. Bir bank bulduk hemen. Şimdi oturduk. Evet ya, şansımız var. Güzel oldu. Arkada arkadaşlar yüzüyor. Evet. Yani Marken küçücük bir ada bu arada. Bizim Amsterdam'dan yarım saat sürdü. 32 kilometre yarım saat kadar. Otobüs de geliyor buraya. Hani arabası olmayanlar için. Amsterdam'dan direkt otobüste geliyor. Onunla dolaşımı sağlayabilirsiniz. Küçücük bir ada. İşte bir küçük merkezi var, bir liman var. O limanın orada bir balıkçılar var, yemek yenecek yerler var. Küçük bir kilisesi var, klasik görülebilecek. Ve bir de deniz feneri var aslında. Buraya kadar gelirsiniz, buraya gelin ama. Yani. Evet, buraya gelinir. Kesinlikle bisiklet kiralamayı tavsiye ediyorum. Bir de şey var burada, elektrikli. Bisiklet evet. Değil de motosikletle bisiklet arası böyle Türkiye'de çok popüler var bayağı. Evet, adını bilmiyorum. Kalın E-moto tekerlekleri olan. Falan bir şey diye geçiyor. Kalın aynen tekerlekli. Tekerlekleri oturup, kalın geniş tekerlekli. Bileydim ondan kiralardım. Yoktu yani. Ama işte. Sonuncuları onlar aldılar. Önceden söylerdik yine ayarlardık. Evet, bütün bir adanın etrafını da aslında bizim şu an vaktimiz yoktu. Çünkü adam dedi ki hani normalde 1 saat, 2 saat, 3, 4 saate kadar kiralayabiliyorsun listeden yanlış görmediysem ama. Adam kapatacak herhalde. Dükkanı herhalde şey dedi hani bir saat maksimum daha fazla vermiyor. Yani yoksa adanın etrafı böyle bir turlanabilir yani çok müsait. Her yerde bisiklet yolu var ve eminim başka güzel manzaralar da vardır. Elektrikli olandan kiralayın. Çok hayır, spor yapın ayak bilek gücüyle. Ya normal spor yaparsınız kiralayın. Ya bisikletten spor mu olurmuş? Olur tabii. Olur tabii. Bir şekilde burada şu arkada şu taraf çok rüzgar alıyor. Dediğim gibi bir dalga kıran yapmışlar. O yüzden şu arkası hiç rüzgar almıyor. Arka tarafta bir sürü rüzgar sörfü ve yelkenliler var. Ama tabii çok uzak yani kameranı çekmesi. Beni buradan bir koyacağım. Gözümün gördüğünü anlatayım dedim. Vallahi Danimarka'dan falan alırsınız. Danimarka, İngiltere. Yok, İngiltere bu tarafta kalıyor. Yanlış şey yapmadıysam. Bilmiyorum ne tarafta kaldın ya. Bir tarafta şey işte Danimarka tarafı, bir tarafta İngiltere. Beni oradan bir yerden alırsınız yani. Oo, kocaman bir yat geçiyor. İyiymiş. Buranın evet, zengini de zengin burada oluyor. Evet, evler bazı ya böyle şey gibi burası. Bir böyle yerliler ve çok eskiden kalmış olanlar, bir de burası sanki çok popüler olduktan sonra ve fiyatlar çok yükseldikten sonra gelmiş daha böyle maddi durumu iyi olan insanlar gibi, böyle sanki iki farklı popülasyon var gibi. Evet, aynı. Güzel ya, gelip görünecek bir yer. Evet. Yani ben şurada gelip denize girmem de. Yok, girmeyiz. Gelinir. Gelinir. Yolunuz düşerse gelin buraya. Bisikletlerimizi tam zamanında teslim ettik. Böylelikle Marken turumuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir gündü. Herkese daha uzun vakit de geçirilebilir. Yani biz buraya biraz öğleden sonra 2 gibi geldik işte. Akşam son 6-7 gibi oldu. Daha erken de gelinebilir. Bisiklet daha uzun kiralanabilir. Bütün ada dolaşılabilir.
Mutlaka bir kez daha geliriz. Artık kendi bisikletlerimizle bir kez daha gelmeyi planlıyoruz biz de şimdiden. Çok güzel bir gün ve çok güzel bir turdu umarım. Sizin için de keyifli bir video olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenebilirsiniz. Bizi sevdiyseniz dediğim gibi abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bir teşekkür bile olsa yorumlarınızı bekleriz. Çok seviniriz yorum yaparsanız. Bizim için çok faydalı oluyor. Evet, yorumlar çok önemli bizim için. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.